İki hat savunması açılış incelemelerinde dördüncü videoya geldik arkadaşlar. Bu videomuzda hangi varyanta bakacağız? Tabii ki kaldığımız yerden devam edeceğiz. E4, E5, at F3, at C6, fil C4, at F6, at G5, D5, ED5'e önceki videomuzda at D5 ile siyahın hatalı at D5 hamlesiyle başlayan kızarmış ciğer at F7 ve lolli atak burada D4 hamlesi. Bunları incelemiştik ve her iki varyantta da beyazın net üstün olduğunu belirtmiştik. Burada gene tam anlamıyla iki at savunmasının ana devam yoluna girmeyeceğiz at A5'e. Çünkü burada dünyaca kabul görmüş iki tane varyant var. Bunlardan biri Ulvestat. Biraz böyle Alman şivesiyle söylemeye çalıştım. Varyantı B5 çok anormal bir hamle. Yani siyah ne yapıyor? D5 sürüyor. ED5'e de B5 sürüyor. İkinci piyonu boşa koyuyor. Çok anormal. Biri de burada at D4 hamlesi. Bu da Fritz. Bu da bir Alman. Demek ki bu varyant Almanya'da çok incelenmiş olsa gerek. Alman ismi çünkü ikisi de. O bölgeler yani. Fritz varyantı çok benziyor her iki varyant da birbirine. Aslında iki hamle içinde dönüşüyor. Çok ufak nüanslar olmak kaydıyla. O zaman Ulvestat'la başlayalım. B5. Şimdi bu hamlenin amacı ne? Gambit yapıldığı zaman ilk bakmamız gereken şey tabii ki gambiti kabul ettiğimiz zaman ne olduğudur. O yüzden burada önce fil B5'e bakacağız. Fil B5 iyi hamle değil bu arada. Siyahın fikri şimdi meydana çıkıyor. Vezirle almak istiyordu aslında siyah D5'i. Az önce mümkün değildi. Fili saptırdı ve şimdi her iki kareye birden bastırmış oluyor ve beyazı burada zor bir tercih yapmaya götürüyor. Fil F1 tabii burada İyi bir hamle olmazdı. Fil C6 ile devam edebilir. Beyaz fil çiftini vermek durumunda kalıyor. Vezir C6'ya da vezir F3 mesela oynanabilir ama burada siyahın hiçbir problemi yok. Hatta beraberliği burada isterse siyah hemen elde edebiliyor ama burada örneğin E4 ya da fil B7 gibi hamlelerde hatta vezir F3 almak belki kötü olamaz ama çok eğlenceli bir varyant var. Vezir C2 bunu vermeden geçemeyeceğim. Kale bıraktık. Vezir A8. Vezir C1 şah. Tam böyle bir romantik dönem aslında varyantı. Bu şah E2. Ve burada siyahın H1'i almaması lazım. Vezir C4 şahtan sonra sürekli şahla oyun berabere bitiyor. Ama vezir H1 varyantı çok eğlenceli. At C3. C8 de alabilirdiniz ama kaçmıyor. Çift kale fedası. Vezir A1'e. Vezir C8. Şah E7. Vezir çarpı C7 şah. At D7 kapaması lazım. Gerçi fark etmiyor. Şah E8'de de vezir F7 at E6 mat var. At D7 ya da at D5 şah ve muhteşem bu iki at şahın tüm kaçış noktalarını tutuyor. Şah E8'de de vezir C8 çok hoş bir mat olurdu. Tabii bu uydurma bir varyant. Çünkü burada siyah dediğim gibi vezir C4 şahla sürekli şah perpe yapıyor. O yüzden burada B5 hamlesine aslında beyazın çok kuvvetli bir yanıtı var. İşte hep aynı şeylerden bahsediyoruz aslında. Konumu anlamak, açılışı anlamak çok önemli ama bazı yerlerde de kilit hamleleri ezbere bilmek gerekiyor. Yani kalpten bilmek gerekiyor. Bu hamleyi örneğin masa başında B5 hamlesiyle karşılaşırsanız bilmeden bulmanız gerçekten zor. Burada doğru hamle fil F1. Bizim counterintuitive dediğimiz yani bize öğretilen sezgilerimize çok ters gelen hamleler satranç tahtasında masa başında bir bilgi olmadan bir evvel kitap bilgisi olmadan bulmak çok zor hamlelerdir. Gelişmiş taşı yerine dönüyorsun. Neden E2'ye değil, neden D3'e değil, neden B3'e değil? Şimdi burada şu anlaşılıyor. Siyah at D5 alırsa vezirle almadığı için şimdi fil B5 alacak. Yani pardon şöyle göstereyim. Fil F1. Ünlem at D5 alırsa şimdi fil B5 alacak. Ve beyaz sağlıklı bir piyon önde ve tehditlerle geliyor. Çok güzel. Diğer karelere gitmemesinin sebebi de tamamen aslında taşlar arasındaki koordinasyonu bozmamak için. Yani vezirin önünde açık olması gerekiyor anladığım kadarıyla. Fil E2'ye gitmemenin at D4 temposundan kaçıyor bir anlamda da. Çünkü burada zaten siyahın hamlesi at D4. Çok güzel. Gerçekten fil F1 hamlesi mutlaka iyi bilinmesi gereken bir hamle. Hemen varyanta Ulvestat'a devam etmeden önce Fritz varyantının da başını göstereceğim. Nerede dönüştüğünü görelim. D5, E5,
At D4 Fritz varyantı demiştik. Burada gene beyazın doğru hamlesi C3 ve C3'e B5 siyahın devam yolu ve fil F1 gene ünlem. Bu da gene aynı. Yani mantık, fikir bu. Bu hamlenin bilinmesi gerekiyor. Bu varyantın kilit hamlesi, beyaza üstünlük veren hamle bu. Fil F1 çektiğimiz zaman aynı konuma dönüşüyor. Farkları ne? Onu da videonun ilerleyen kısımlarında inceleyeceğiz ama şimdi bu ana konuma dönelim. Ulvestadt'tan gelmiştik değil mi? Tam da böyle yol şey ismi gibi ya. Otoban yol ismi gibi. C3. Evet. Siyah at D5 alıyor. Dinamik oynuyor. Ve beyazın burada 3 tane ana seçeneği var. Bunlar CD4. Çok hoş gözüken at F7 ama aslında 3 seçenek arasındaki en kötüsü. Ve at E4 hamlesi. Önce en kuvvetli hamleyle başlayalım. Ve önce en kötüyle başlayalım. En az kötüyle başlayalım. At F7 burada iyi hamle değil. Beyaz aslında vakit kazanmak adına rakibin rokunu bozuyor ve zaten o at boştaydı, gidecekti. Çünkü siyah son hamlesiyle ne yapmış oldu aslında? Boşta istekte taşı varken o da bir tane istemiş oldu. Hani boştaki taşı piyon alıp rakibin rokunu bozarak yapmak nasıl kötü olabilir ki diyebilirsiniz. Ama burada siyahın aslında çok fazla inisiyatif elde ettiğini görüyoruz. Şah F7, CD4'e, ED4. Beyaz tabii ki gelişim yapıp piyon alıyor. Önce vezir F3 şah çeksin. Bu yararlı bir hamle. Şahı G8'e götürsün. Sonra fil B5 alsın ama burada vezir E7 çok önemli hamle. Hatta ben öğrencimle antrenman oyunu oynarken bu varyantı oynayıp burada mesela kötü hamle yaptım. Vezir E7'yi bulamamıştım ve kötü konuma düşmüştüm. Ona da selam olsun buradan. Vezir E7'den sonra siyahın bir problemi yok. Çünkü beyazı ya fili ya veziri E2 karesinden kapatmaya zorluyor ve daha sonra kendisi fil B7 çıkıyor ve siyahın burada çok güzel bir inisiyatifi gelişimi var. Beyazın da vezir kanadı taşları yerinde duruyor ve öyle hemen de oyuna giremiyorlar kolay kolay. Bu konum aşağı yukarı dengeli. Yani siyahın şahı G8'de ve piyon eksik olmasına rağmen bilgisayar eşite yakın veriyor. Siz anlayın durumu. At F7'ye geçelim. Ciddi bir hamle değil. Burada CD4 en iyi hamle bence ama At E4'e de bakalım. Burada siyahın iki tane devam yolu var. Biri At E6 ile tabii ki doğal olarak istek altındaki taşı geri çekmek. Diğeri de ultra agresif ve çok riskli ama çok eğlenceli bir varyant. Çok hoşunuza gidecek. Vezir H4 varyantı. Önce At E6'yı kısaca inceleyelim çünkü fazla bakacak bir şey yok. Beyaz şimdi fil F1'in meyvelerini topluyor. Fil B5 şah. Fil D7, fil D7, vezir çarpı D7'den sonra siyahın iyi bir gelişimi olduğunu görüyoruz. F4 karesini kullanabilir. İleride F5 sürüp E4 atını kaldırıp fil D6 koyabilir. Piyona karşılık siyahın fena sayılmayacak bir oyunu var. Gambit severler için, inisiyatifle oynamayı sevenler için tavsiye edilebilir. Ama beyazın da piyon önde olduğunu unutmayalım. Pekala. Şimdi vezir H4'e geldik. Bu bir yazışmalı oyunuyla meşhur oldu. Oyuncuların adını şu an hatırlayamayacağım ama belki altta yorumlara yazabilirim. Berliner olması lazım oyuncuların birinin adı. Siyah çok basit tehditlerine devam ediyor. Ama at G3. Ve şimdi artık D7 karesinde kontrolü bıraktığı için vezir fil B5'e izin veremez. Bu sefer rok da bozulacak. Siyah için artık geri dönüş kalmamıştır. Fil G4 tempoyla ver. Dikkat edin vezirin gidecek çaprazda bir tane bile karesi yok. O yüzden mecburi F3. Siyah giderek risk alıyor. Tamamen boşalttı şahın yanını ve şimdi fantastik bir hamle. Sanki iki taşı boşta olan kendisi değilmiş gibi E4. Ve eski de bir oyun ha, yani yazışmalı dediğim öyle süper bilgisayarlarla oynanmıyor. Yani bunu oynayan oyuncu muhtemelen bunu bulmuş yani. Bu arada söyleyeyim siyah yani iyi kalmayacak varyantı sonunda ama gene de incelememiz gerekiyor. Hem keyifli hem de öğretici. Burada FG4 iyi olmazdı çünkü fil D6'dan sonra siyahın baskısı zirve yapardı ve en az beraberliği vardı bunu söyleyeyim. En az perpesi sürekli şahı olurdu. Burada CD4 beyazın kazanç denemesi. Aynı zamanda B5 piyonunu da artık almak istiyor. D4 atını yok ettiği için. Fil D6 fikre devam, gelişime devam. Siyah devam ediyor hiçbir şey yokmuş gibi. Fil B5 şah. Şah D8 sorun yok. Şimdi artık gene burada FG4 gibi bir hamle biraz fazla olurdu. Meşhur oyun böyle devam etmiş. Biraz vereyim oyunun devamını. FG4'e fil G3, HG3'e vezir H1. Pardon, meşhur oyun böyle değildi galiba. Vezir H1. Fil F1'de at B4'ten sonra bazı kaynaklarda bu konum siyaha çok iyi olarak geçiyor. Bilgisayar kafa kafaya veriyor ama insan gözüyle baktığımız zaman gerçekten yani beyazın tüm taşları yerinde duruyor şu an.
Oynaması çok zor bir konu. Materyal olarak da çok da ciddi bir kaybı yok Siyah'ın. Burada oyun şöyle devam ediyordu. Kısa rok. Ef3. Kaleyle alması lazım. Aksi takdirde fil G3 gelecek. Kale F3'e de kale B8. Biraz daha vermek istiyorum. Bu oyun çok eğlenceli gerçekten. Oyunda file 2 kötü hamle yapılıyor. Burada yanlış hatırlamıyorsam at C3 beyazın kuvvetli hamlesiydi ve incelersiniz. Beyazın burada üstün olduğunu söyleyebiliriz. Taş önde ve savunmasını da yaptıktan sonra taş önde oyuna devam edecek pratik zorluklar olsa da. Ama oyunda file 2 kötü hamlesi yapılmış ve bakın neler oluyor. File F3, file F3, vezir D4 şah, şah H1. Şimdi çok güzel bir fikir. Fil G3, H G3 ve kale B8'in tempo ile yapılan kale B8'in esprisi. Kale B6'dan matımsı bir şeyler istiyor. D3 tabii ki H6'yı tutması lazım. At E3, fil E3, vezir E3, tekrar tehdit kale H6. Fil G4 mecburi, H5. Çok keyifli bir oyun gerçekten. Bu parti artık teoriden çıktık. Ve fil H3, G5 siyah saldıra saldıra oyunu kazanmış. Beyazın da birkaç hatasıyla yardımıyla. Ama dediğim gibi bu tamamen file 2 hatasından dolayı oldu. Vezir H4 çok riskli. Ben kendim de oynamıştım. Yıllar önce bir kere Türkiye elemelerinde, Türkiye Kupası'nda o zamanki adı farklıydı. Ama tabii ki iyi hazırlanmış bir oyuncuya karşı tavsiye etmiyorum. Ve geldik CD4 en doğru hamleye. CD4, vezir G5, fil F1'i niye oynamıştık? Fil B5 şah temposu. Şah D8'e hop pardon kaçtık. Şuradaydık yanılmıyorsam. CD4, fil B5 şah. Kaçtık fil D8'i. Ve şimdi rok. Siyah fil B7 çıkıyor. Önce E4 de alabilir. Burada bir mat fikirleri var. O yüzden vezir F3 zorunlu. Ve E4 siyah piyonunu geri aldı. Ama roku bozuk. Bu durumda muazzam bir tuzak var. Bu bilgiyi daha önceden bilmeyenler inanamayacaklar ama burada vezir F7 hamlesi oyunu hemen kaybediyor. Çok doğal gözüken bir hamle. Çünkü at F6'dan sonra çifte tehdit. Ver vezir G2 matı ve ver fil D5 matı. O zaman bir değişiklik yapalım ve bir soru sorayım. Vezir F7 tuzağına düşen dünya şampiyonu kimdir? Sorum bu. Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Tabii bunu database'den araştırarak bulmak çok kolay ama gerçekten şaşıracaksınız. Çok büyük bir isim çıkacak yani çok 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 büyük bir isim. Yani zaten dünya şampiyonu dediğim için bayağı daraltmış oldum ama burada vezir F7'den sonra at F6'ya hemen terk ediyor. Ve bunu gerçekten de iyi bir yaştayken yani meşhur bir oyuncuyken bu tuzağa düşüyor. Demek ki bu da kulağımıza küpe olsun. Satrançta her zaman dikkat etmemiz lazım. Burada beyazın doğru hamlesi tempoyla D3 bir gelişim hamlesi. Siyahın vezir E5 ile yanıtlaması gerekebilir. Ya da vezir E5'i önce engelleyip D3'ün gücünü arttıran kale E1 ile devam ettikten sonra değerlendirmesi zor bir konum. Ama bilgisayarlar bizim için değerlendiriyorlar. Beyaza birazcık iyi diyorlar. Ben de katılıyorum. Çünkü D8'deki siyah şah rok hakkını kaybetmiş durumda. Şimdi Ulverstadt ve Fritz varyantlarını böyle inceledik. Ama bir fark vardı. O da Fritz varyantından geliyor. D5, ED5, at D4'e. Burada mesela C3 yerine beyaz biraz da siyahlar açısından bakalım. Beyaz D3 kötü hamlesini yaparsa gene B5 çok önemli hamle. Fili B3'e zorladıktan sonra mesela A5 ilginç olabilir. Veya H6 işte at F3'e fil G4 gibi planlar olabilir. B5 sürmemizin esprisi de şuydu. Burada C3 gibi bir hamleyle karşılaşmak istemiyoruz. Filimiz C4'teyken hani atımız istekteyken merkezdeki at istensin. Bu duruma düşmek istemiyoruz. Burada şimdi mümkün değil. Çünkü at B3 ara hamlem var. Fili yani atla yiyebileceğim kareye çektim. B5 hamlesinin esprisi bu. O yüzden B5 önemli bir hamle siyahlar için. C3, B5 şu an dönüştürmek istiyoruz. Fil F1'in kuvvetli hamle olduğunu, tek hamle olduğunu, beyazın üstünlük iddiasının olması için yapması gereken hamle olduğunu belirtmiştik. Ama burada CD4 hamlesine de biraz bakalım. Bana bu hamle iki kere oynandı. BC4. D5'ten sonra biraz korkutucu bir baskı varmış gibi gözükse de burada siyahı kurtaran çok şık vezir D5 hamlesi var. Hem beyazın zayıf açık renkli karelerine, beyazın beyaz karelerine bastırıyor. Hem de aslında böyle röntgen yapıyor G5'e. EF6 ya da vezir G5 alırdı. Ve mesela örnek biraz hamle oynayalım. Doğal hamle. Roka fil B7 ve siyah
Gerçekten çok dinamik bir konum elde etti gene. Kaleye bir şaha belki gene tabii rokunu bozarak devam edecek. Daha sonra fil D6'ya çıkacak. Yani burada öyle zannediyorum şah D8 karesinde hatta belki D7'ye de çıkabilir. Şu an artık analizi tamamen kendim yapıyorum. Kaleler arasında bağlantım olsun. Bir hamle sonra fil D6 çıkacağım. Çok tehlikeli gözüküyor. Siyahın harika bir oyunu olurdu. O yüzden fil F1 mecburi hamle. Bir şey atladık mı diye son bir tarıyorum. Şöyle biraz bakayım kendi notlarıma. Fil F1 ham, fil B5 tuzağına baktık. Beraber oluyor dedik. Fil F1 önemli dedik. At D4 burada artık alınması gerekiyor dedik. C3'e evet at D5 dedik. Yani burada tabii siyahın artık at F5 gibi bir dönme şansı yok. Çünkü beyaz planına zaten bir piyon almıştı. Bir de B5'i de alacak. Ulaşmış olurdu. Artık son videolarımızda diyeyim. Tabii at A5 varyantı burada öyle sanıyorum ki epey vaktimizi alabilir. Çünkü çok dallanan, uzayan giden bir hamle. Onlara bakacağız. At A5'i inceleyeceğiz. B5 ve at D4 hamleleri oynanmaz demiyorum. Çünkü ben çok oynadım. Bayağı oynadım. At D4'ü çok oynadım. Hatta at A5 hiç oynamamış olabilirim o derece yani. Çok seviyordum. Ama son zamanlarda tabii çok kuvvetli rakiplere karşı bu konuma düşmedim ve düşseydim de ne yapacağım hakkında bir fikrim yok. Muhtemelen tıpış tıpış ben de paşa paşa at A5 oynardım. At D4 ile B5 hamleleri ufak risk alıyor. Çok da kötü hamleler değiller. O yüzden oynanabilir kategorisine koyuyorum.